Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Gespräch im Hotel, yani oteldeki diyalog. Bu diyalog arkadaşlar resepsiyonist ve müşteri arasında geçen bir diyalog. Dilerseniz hemen başlayalım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar interaktif çalışmamıza geçeceğiz. Bir diyalog çalışmasındaki bu ayrıntıları zaten size söylüyor olacağım. Evet. Başlayalım dilerseniz arkadaşlar. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen ile başlıyor resepsiyonist. Diyor ki iyi günler, yani Guten Tag, kann ich Ihnen helfen. Evet, können modal fiili neydi arkadaşlar? Yapabilir miyim, edebilir miyim anlamında können. Kann ich Ihnen, evet, size yardımcı olabilir miyim? Helfen, yardım etmek demek. Dolayısıyla iyi günler, size yardım edebilir miyim derken Guten Tag, kann ich Ihnen helfen diye soruluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar müşteri ne diyor? Guten Tag, ich möchte ein Zimmer buchen. Ich möchte, istiyorum değil mi arkadaşlar? Bunu da gene modal fiiller kapsamında görmüştük. Das Zimmer, oda demek arkadaşlar. Buchen, ein Zimmer buchen, bir oda rezerve ettirmek anlamında arkadaşlar. Demek ki ich möchte ein Zimmer buchen, bir odayı rezerve ettirmek istiyorum anlamına gelmiş oluyor. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Evet, bu soru cümlesine baktığımızda arkadaşlar frei, boş demek arkadaşlar. Yani boş bir odanız var mı anlamına gelmiş oluyor. Burada fark ettiyseniz noch var. Bu daha anlamına geliyor ve bu bir pekiştireç, noch pekiştirici arkadaşlar. Yani güzel Türkçemizde buna daha başka odanız var mı gibi de çevrilebilir. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Yani boş bir odanız var mı? Buraya baktığımızda Darf ich fragen, wie lange Sie bleiben möchten? Soru cümlesini görüyoruz. Bakın burada da gene bir ne var? Bir modal fiil var. Dürfen modal fiilini modal fiiller kapsamında görmüştük. Neydi arkadaşlar? Bir otorite için kullanılıyordu ya da yapabilir miyim, edebilir miyim anlamında dürfen'i görmüştük. Darf ich fragen? Fragen, soru sormak demek. Sorabilir miyim? Darf ich fragen? Wie lange? Wie lange? Ne kadar uzunlukta anlamında arkadaşlar. Bleiben, kalmak. Möchten, evet bunu da gene modal fiiller kapsamında görmüştük. Neydi? İstemek demekti. Ne kadar uzunlukta kalmak istediğinizi öğrenebilir miyim, sorabilir miyim anlamında. Darf ich fragen, wie lange Sie bleiben möchten? Diye soruluyor. Ardından, möchten Sie ein Einzel oder Doppelzimmer? Evet arkadaşlar, burada fark ettiyseniz Einzel oder Doppelzimmer görüyoruz. Einzelzimmer, bakın burada arkadaşlar Almanca'da eksi varsa bu şu anlama geliyor. Einzelzimmer, Doppelzimmer demektense arkadaşlar Einzel oder Doppelzimmer denmiş oluyor. Bu yazılı dilde de böyle, konuşma dilinde de gene bu şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Yani uzun uzadıya bunu söylemektense Einzelzimmer oder Doppelzimmer'dan ziyade Einzel oder Doppelzimmer demiş oluyoruz. Peki ne anlama geliyor? Einzel, tek, tekli anlamına geliyor. Doppel de arkadaşlar çift. Yani tek oda mı yoksa çift odada mı arzu edersiniz anlamında. Möchten Sie ein Einzel oder Doppelzimmer diye sorulmuş oluyor. Cevaba baktığımızda arkadaşlar Ich brauche ein Einzelzimmer für vier Nächte. Evet, brauchen arkadaşlar ihtiyacı olmak anlamına geliyor. Brauchen. Ich brauche ein Einzelzimmer. Demek ki ne istiyormuş arkadaşlar? Tekli oda istiyormuş. Für vier Nächte. Die Nacht neydi arkadaşlar? Gece demekti. Geceler diyecek olursak, yani çoğul halde die Nächte demiş oluyoruz. Yani dört gecelik anlamına gelmiş oluyor. Für vier Nächte. Yani ben tekli oda istiyorum. Dört geceliğine deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla bunu Almanca'da dört geceliğine dediğimde demek ki vier Nächte demiş oluyoruz. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda Ich brauche ein Einzelzimmer für vier Nächte demiş oluyoruz. Wir haben nur noch ein Doppelzimmer mit Frühstück
Oder halb Pension. Bu cümle ne diyor bize arkadaşlar? Wir haben nur noch, sadece, bakın burada gene bir pekiştireç olan noch'u görüyoruz. Nur noch, demek ki bunu bir kalıp olarak görmemiz lazım arkadaşlar. Ein Doppelzimmer, çift kişilik oda, mit Frühstück, yani çift kişilik oda ne ile birlikte arkadaşlar? Kahvaltı ile birlikte, mit Frühstück, oder halb Pension ya da yarım pansiyonlu diyor arkadaşlar. Yani burayı toparladığımızda diyor ki sadece çift kişilik bir odamız var kahvaltı ile birlikte ya da yarım pansiyon. Yani wir haben nur noch ein Doppelzimmer mit Frühstück oder halb Pension. Devam ediyor cümle. Möchten Sie es buchen? Evet, bunu rezerve ettirmek ister misiniz? Değil mi? Möchten Sie es buchen? Cevap olarak baktığımızda ja gern mit halb Pension bitte. Evet, seve seve, yarım pansiyonlu lütfen. Ve buraya bakıyoruz. Hier ist Ihr Schlüssel. Evet, hier, burada anahtarınız, değil mi? Anahtarını uzatıyor. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Bu cümle ne demek arkadaşlar? Ich wünsche, dilerim, değil mi? Dilemek anlamında. Ich wünsche Ihnen, size diliyorum, einen angenehmen Aufenthalt. Aufenthalt, kalma demek arkadaşlar. Einen angenehm, angenehm arkadaşlar, rahat bir kalma, keyifli bir kalma anlamına gelen einen angenehm Aufenthalt demiş oluyoruz. Yani İyi kalmalar deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt demiş oluyor bu cümle. Vielen Dank, çok teşekkür ederim diye buna da karşılık vermiş oluyor müşteri. Evet, dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich möchte ein Zimmer buchen. Guten Tag. Ich möchte ein Zimmer buchen. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Darf ich fragen, wie lange Sie bleiben möchten? Darf ich fragen, wie lange Sie bleiben möchten? Möchten Sie ein Einzel- oder Doppelzimmer? Möchten Sie ein Einzel- oder Doppelzimmer? Ich brauche ein Einzelzimmer für 4 Nächte. Ich brauche ein Einzelzimmer für 4 Nächte. Wir haben nur noch ein Doppelzimmer mit Frühstück oder Halbpension. Wir haben nur noch ein Doppelzimmer mit Frühstück oder Halbpension. Möchten Sie es buchen? Möchten Sie es buchen? Ja, gern. Mit Halbpension bitte. Ja, gern. Mit Halbpension bitte. Hier ist Ihr Schlüssel. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank. Vielen Dank. Evet arkadaşlar, hazırsak bu diyalog çalışmasını interaktif olarak yapalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle ben resepsiyonist olacağım. Sizler de müşteri. Ardından bunu değiştirerekten yapacağız. Yani bu sefer de ben, yani ikinci tekrarda ben müşteri olacağım. Siz de resepsiyonist olacaksınız. Bu ilgili boşlukları, bu zamanı size tanıyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz diyalogumuz başlasın. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?
Darf ich fragen, wie lange Sie bleiben möchten? Möchten Sie ein Einzel- oder Doppelzimmer? Wir haben nur noch ein Doppelzimmer mit Frühstück oder Halbpension. Möchten Sie es buchen? Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Dilerseniz bu diyaloğu tekrar edelim arkadaşlar. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Darf ich fragen, wie lange Sie bleiben möchten? Möchten Sie ein Einzel- oder Doppelzimmer? Wir haben nur noch ein Doppelzimmer mit Frühstück oder Halbpension. Möchten Sie es buchen? Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz ben müşteri olayım, siz de resepsiyon görevlisi. Guten Tag, ich möchte ein Zimmer buchen. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ich brauche ein Einzelzimmer für 4 Nächte. Ja, gern. Mit Halbpension bitte. Vielen Dank. Dilerseniz arkadaşlar bu diyaloğu tekrar edelim. Guten Tag, ich möchte ein Zimmer buchen. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ich brauche ein Einzelzimmer für 4 Nächte. Ja, gern. Mit Halbpension bitte. Vielen Dank. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bir diyalog çalışması yaptık. Bu diyalog çalışmasında bir resepsiyonist ve bir müşterinin arasında geçen bir diyaloğu görmüş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.